Mutlu akşamlar, gündem programıyla karşınızdayız. Dünya gündemi yoğun, ülke gündemi yoğun, şehir gündemi daha da yoğun ve tüm bunları konuşacağız gündem programında kimle? Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Naci Şanlıtürk'le birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimize de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Nasılsınız diyelim öncelikle? Teşekkür yoğun bir tempoda ediyorum. Sahada çalışıyorsunuz. Sosyal evet. Medyayı da oldukça aktif kullandığınız için takip ediyoruz sizleri. Nasıl geçiyor meclis tatili? Valla dediğiniz gibi meclis Temmuz sonu itibariyle tatile girdi ama arada biliyorsunuz bir daha olağanüstü toplantı oldu. O toplantı için Sayın Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın gelmesiyle ilgili meclise tekrar gittik. Yine 16'sında bir toplantı daha vardı. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak biz katılmadık ama biz genelde tatil falan yok bize. Biliyorsunuz Ordu'da ikamet eden tek milletvekili biziz. Evet. Yerimiz belli, durağımız belli. Zaten öyle söz vermiştik hemşerilerimize. Onun için normal günlük işlerimizle geçiyor. Düğündür, cenazedir. Sürekli hemşerilerimizle iç içeyiz. Yani çat kapı gelenlerle görüşüyoruz. Dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, zaten hep geçmiş seçimleri hatırlayacak olursak diyordunuz biz buranın evladıyız. Evet, başın aynen. Düşerse dara, Naci Şanlıtürk evet, ara gibi bir evet. Milletvekili olacağınızın evet. Sinyallerini evet. Veriyordunuz. Yoğun bir tempoda devam ediyor tabii ki sizler açısından mesai. Evet. Ama şöyle bir dünyaya baktığımızda da gerçekten gergin bir süreç var. Orta Doğu bir yana işte evet. Rusya-Ukrayna savaşı zaman zaman Kore kendini hatırlatıyor. Tüm bunların yanında ülkemiz açısından bakacak olursak gerçekten ekonominin artık ciddi bir sorun olduğu dönemden geçiyoruz. Bunun yanı sıra siyasi polemiklerle de gerçekten evet. Zor bir dönemi yaşayan Türkiye var. Ne olacak bu ülkenin hali milletvekillerine soralım. Çünkü elbette ki kanun yapıcı sizlersiniz. Yasama, yürütme, yargının evet. En önemli ayağı meclis. Ancak son dönemlerde meclis de tartışmaların gündeminde. İşte özellikle de ekonomik problemlerin ya da böyle bir gergin tabloda milletvekillerinin kavga etmesi de vatandaşı biraz öfkelendirdi ya da tepkisine neden oldu diyelim. Ne oluyor? Mecliste durum nedir? Gerçekten meclis artık işe yaramıyor mu? Evet, işte? Yani birçok eleştiri var. Siz bir milletvekili olarak bu eleştirileri nasıl yorumlarsınız? Ben ya da meclisteki gündemi nasıl anlatırsınız? Tabii ben öncelikle birinci sorduğunuz sorudan başlamak gerekirse tabii bu uzun bir zaman alacak bir konu. Şu anda dünya gündeminde Siyonizm çetesinin evet. Dünyada estirdiği bir terör eylemi var. Biliyorsunuz 7 Ekim'de başlayan süreçten sonra şimdi neredeyse 45 bine dayanan bir şehit sayısı, ölü sayısı var Gazze'de. Öncelikle ben buradaki saldırıları, İsrail'in yapmış olduğu saldırıları kınayarak başlayalım. Dolayısıyla burada bir Siyonizm çetesine dünyada dur denilemiyor. Yeni çatışma bölgeleri oluşturmaya çalışıyorlar. İşte Çin'de yapmaya çalıştıkları öyle. Zamanında Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmandırılması öyle. Bizim ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru aynı bu şekilde böyle. Dolayısıyla bunun dünyaya yansıması nasıl oluyor? İşte hedef ülkelerden birisi de biziz. Bu manada Türkiye'nin yani faiziyle para bulamaması, işte finans sektörünün tamamen Siyonizmin, Yahudilerin elinde olmasının getirdiği sıkıntılar var. Bu Türkiye'nin içindeki kendi yapısal sorunlarıyla birlikte bir ekonomik daralma gibi gözükmüş olsa da uygulanan mali politikalar nedeniyle bir sıkılaştırma var. Kendi özümüze döndük, öz kaynaklarımıza döndük. Yani her manada bir millileşme var. İnşallah bu bölgesel çatışmaya dönmez. Düşük yoğunluklu bir şey var zaten bölgede. Uzun yıllardır devam eden bir çatışma vardı. Dünyadaki egemen güçlerin özellikle batılı devletlerin işte savaş filolarını Akdeniz'e göndermeleri var. Burada geçmişten beri kurdukları, yakın zamanda kurdukları çok sayıda üsler var. İnşallah Türkiye'nin de içinde olduğu bir bölgesel çatışmaya bu dönmez ya da bir dünya savaşı, 3. dünya savaşı şeklinde bir çatışmaya dönmez diye. Dünyadaki aklı başında her insanın eli yüreğinin de bu manada. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ülkemize gelince meclis çalışıyor. Mecliste yasama görevlerimiz devam ediyor. Bir yıldan fazla bir zaman oldu mecliste milletvekilliğine seçileli. Dolayısıyla meclis görevini yapıyor. Ama tabii dünyadaki bu gerginlik, ülkedeki gerginlik meclise de yansıyor. Özellikle 40 yıldan fazladır terörle mücadele veriyoruz. Bu manada ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden işte teröristlerin çeşitli enstrümanlarla ülkenin sıkıştırılması vardı. Yani bunun
özellikle 2009 yılından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yapılanlara baktığınızda normal bir ülke bu kadar efendim olağanüstü olayı kaldıramaz. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve izlenen politikalar bu manada bunların üstesinden gelmiştir. Zaten biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra da oluşturulan Cumhur İttifakı ile birlikte bir istikrar ülkede bu manada devam ediyor. Milletvekilleri olarak biz de ilimizin sorunlarını dile getiriyoruz. Merkezi bütçeden ilimize yapılması gereken yatırımlar neler? Bunları takip etmeye çalışıyoruz. Yani çeşitli sorunlar, işte Naci Şentürk neleri dile getirdi dediğinizde fındıkla ilgili konuşuyoruz. Fındıkla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk. 40'a yakın milletvekilimiz var o grubun içerisinde. Ben de o çalışma grubunun içerisindeyim. Yani fındıkla ilgili basında çok fazla demeç vermesek de içeride fındıkla ilgili yapılması gerekenleri en sert şekilde ilimizin faydasına olacak şekilde dile getiriyoruz. Evet, fındık i̇şte, konusuna gireceğim zaten evet. Çok sıcak bir gündem de var ama mecliste o kavgayı da şöyle var. Geçelim istemiyorum. Evet. Şöyle ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Can Atalay davasına, evet. Dosyasına, kararına duruşu belli. Mecliste evet. De işte milletvekilleri arasında hiç istenmeyen bir arbede tartışma, yumruklaşma yaşandı. Mecliste kan döküldü. Günlerce bunu konuştuk. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada bir öz eleştiri yapılması gerekir mi? Yoksa gerçekten işte terör artık meclisin de içinde mi? Yani siz bu gerilimi vatandaşın bakışıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü milletvekillerini kavga ederken görmek istemiyor vatandaş. Hemşehrilerimiz sokakta bizi çevirip söylüyor. Yani aynı sizin kurduğunuz o cümleyi ben kurmak istemem ama şunu açıkça söylüyor. Biz mecliste terörist görmek istemiyoruz diyor. Teröristlerin haklarını savunan milletvekili görmek istemiyoruz diyor. Bu memleketin milletin ekmeğini yiyeceksin, ondan sonra çıkacaksın da terörist haklarını savunacaksın. Bu devlet yıkılmalı gibi, yani radikal söylemler, bunlara hiçbir devlet müsaade etmez. Bu devletin kendi koruma refleksi vardır. Dolayısıyla bunların bence kaynağı yeni bir anayasaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Türk Milleti de yeni bir anayasanın yapılması gerekliliği ortadadır. Geçmişte darbe zihniyetinin yapmış olduğu anayasayla devam ediliyor. Yoksa biz yeni anayasayı yapıp benim defalarca dile getirdiğim gibi vatana ihanet kavramını yeniden orada tanımlayıp ondan sonra da burada ülkenin bölünmez bütünlüğüne kastedenleri de burada meclis çatısı altında bulundurmamak lazım. Sayın Genel Başkanımızın bu manada açıklamaları var. Yine bu son kavgada bu manada değerlendirilmesi gereken bir olay. Nedir mesela işte Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın efendim durumu diye baktığınızda Gezi olaylarının avukatı, işte birçok Soma davasında avukatlık yapmış, devlete millete karşı işlediği bir takım suçlardan yargılanmış, 22 yıl hapis cezası, 18 yıl hapis cezası almış, 2022 yılında dosyası tamamlanmış, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bu dosya onaylanmış. Efendim ondan sonra da mecliste geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu karar mecliste okundu. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Hani burada yanlış olan şey şudur. Efendim siz geçmişte bir takım suçlar işlemişsiniz, yargılanmışsınız, ceza almışsınız. 2022'de kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmasına rağmen tutmuşsun. Efendim 2023'te yapılan seçimlerde siz aday göstermişsiniz. Ne oldu şimdi, siz milletvekili seçildiğince işlemiş olduğunuz suçlardan vareste mi oldunuz? Yani işlediğiniz suçlar ortadan kalktı mı gibi. Ama burada da nedir? Yargının içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin diğer yargı organlarına ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak sallar gibi, yani burada kişisel başvuru hakkının efendim değerlendirilmesi gibi. Şimdi şöyle düşünün Meltem Hanım. Anayasa Mahkemesi'nin önünde efendim karar bekleyen 100 binin üzerinde dosya var. Ama Anayasa Mahkemesi ilginçtir. Ne kadar devlet millet aleyhine dosya varsa aradan cımbızlayıp çekip karar veriyor. Pümü çekilmiş el bombası gibi bırakıyor. Bizim yargı organlarımızda idari yargıda en yüksek makam Danıştay'dır. İşte Sayıştay var, Danıştay var, Yargıtay var. Yargıtay da ceza davalarının en son makamıdır. En son merciidir. Yani Yargıtay'ın üzerinde Anayasa Mahkemesi var. Böyle böyle Yargıtay'ın üzerinde, Yargıtay'ın vermiş olduğu bir kararın anayasada temyiz edilmesi gibi bir usul yoktur. Mesela burada Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın vermiş olduğu kararı efendim burada kişisel hak ihlali vardır diye efendim değerlendirdi. Muhalefet de bunu meclise getirdi. Efendim mecliste bu kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını okutularak Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği olarak mecliste
temsili noktasında bir karar alınmasını talep etti. Bunun da doğru olmadığını, zaten biliyorsunuz mecliste bir demokrasiyle yönetiliyoruz. Sayısal üstünlük de var o manada. Sayın Genel Başkanımız da bu dosya, bu konu meclise defalarca getirildi. Yani meclis gündemini çok işgal etti. Sayın Genel Başkanımız da Cuma gün yani ayın 16'sında yapılan toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılmayacağını kamuoyuna deklare etti. Biz ayın 15'inde Sayın Mahmud Abbas'ın meclisteki konuşmasını dinledikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri olarak memleketimize döndük. Yani 16'sında yapılan toplantıya katılmadık. Ama orada ben televizyondan, sizin gibi televizyondan izledim. Daha orada konuşmacı arkadaşın yani Ahmet Şık'ın orada çıkıp başladığında kabul edilebilir olaylar değil, ifadeler doğru değil. Yani burada küfre varan hakaretlerin havada uçuşması, hele hele de bizim Gazi Meclisimizde dünyada enderdir. Gazi Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi yürütmüş bir meclistir. Yani 15 Temmuz'da bombalanan bir meclistir. Bu ifadelerin devletin milletin bölünmez bütünlüğüne kastedecek düzeyde en ağır şekilde ifade edilmesi doğru değildir. Bunu meclis iş tüzüğümüz var. O iş tüzüğün getirdiği efendim o müdahale esnasında efendim olan olaylarla ilgili karışan milletvekillerinin iç tüzüğün gerektirdiği cezaları vermiştir. Şimdi bugün tekrar bir daha aynı konuyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dile getirmesi, aynı gergin ortamın tekrar bir daha efendim Türkiye gündemine getirilmesi, Türkiye'nin bu suni gündemlerle kaybedecek vakti yoktur. Türk yargısı yargılamasını yapmıştır, kararını vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bu karar okunmuştur. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüştür. Bundan sonrasına sadece nokta demek düşer. Ama bundan sonra ana muhalefet partisinin yani burada HDP'nin devamı olan DEM'le birlikte ortak bir çalışmayla, imzayla meclisi daha olağanüstü toplantıya çağırması, bunlar doğru değerlendirilmesi gereken olaylar değildir diye düşünüyorum. Evet, genelden son bir sorum. Cumhur İttifakı'nda işler yolunda mı demek istiyorum? Çünkü son dönemlerde özellikle ülke ekonomisini de gerekçe göstererek muhalefetin erken seçim talebi var. Cumhur İttifakı'nın devamlı işte bozulacağı yönünde zaman zaman haberler de gündeme geliyor. Evet. Ya da getiriliyor bilinçli bir şekilde, bilemiyoruz ama Cumhur İttifakı'nda durum ne? Tavanda böyle bir gündem var ama tabanda ne? Siz milletvekilleriyle ya da sahada Cumhur İttifakı birlikteliğini sağlayabiliyor musunuz? Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Yani yukarıda tavanda böyle bir şey yok. Sayın Genel Başkanımızın bugün de 17-25 takvimi ile ilgili açıklaması vardı. Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz bir iradeyle devam ettiği yönünde açıklamaları var. Yine özellikle o 16 Ağustos'taki yaşanan hadiseden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste olmadığı bir zamanda Cumhur İttifakı'nın ana omurgası olan AK Parti, kurucusu olan AK Parti gereğini yapmıştır efendim, devletin bölünmez bütünlüğüne kasteden efendim ifadelere gereğini gereken cevabı vermiştir diye Sayın Genel Başkanımızın açıklaması var. Cumhur İttifakı'nda en ufak bir sarsılma olmadan Cumhur İttifakı yoluna devam ediyor. Buradaki ilişkilerimiz zaten biz Cumhur İttifakı'na ben baştan beri 2020'de Ağustos ayında nasıl il başkanlığı koltuğuna oturduysam işte o zamandan beri açıklamalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. AK Parti ile etle tırnak gibiyiz efendim. Gittiğimiz her yerde, her programda Cumhur İttifakı olarak birlikteliği gösteriyoruz. Bu manada bir ayrılık yoktur. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sahada çalışmalarımızı devam ediyoruz. İşte bugün yine AK Parti milletvekilimiz, eski bakan Sayın Mahmut Özer'in yine çalışmaları. Birkaç tane belediye başkanımız aradı sağ olsun. Birkaç tane bakanlıktan 3 milyon, 5 milyon gibi ufak ufak paralar da olsa bir kaynaklar aktarmıştır. Ben buradan başta Mahmut Özer olmak üzere, Sayın Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yani kim orduya bir çivi çakıyorsa bizim başımız gözümüz üzere nedir? İlla Cumhur İttifakı'ndan diye bunu söylemiyorum. Ben ordunun evladıyım, ordunun çocuğuyum. Milletvekilliğinden önce de bu şehirde yaşıyordum. Milletvekili oldum, yine bu şehirde yaşıyorum. Milletvekilliği bitecek, yine bu şehirde Allah'ın verdiği ömrü tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Onun için bu bizim memleketimiz, bizim insanımız her şeyin en güzeline layık. Ben burada baştan beri sizinle de sohbetlerimizde bu şehirde bir birlik olması gerektiğini söylüyor idim. İş Adamları Derneği'nde yöneticiyken oradan söylüyorum.
Ticaret Odası'nda yine meclis üyesi bulunduğum dönemde de söylüyorum. Aslında bu manada bir adım atıldı. Evet. Sanki bir önceki programda da bundan bahsetmiştik. Bir araya gelebildik nihayet demiştik. Evet. Durum ne aşamada? Yine gelinebiliyor mu bir araya? Ölü doğdu, öyle söyleyeyim. Sonra, yine bebek ölü doğdu, yok, öyle mi? Yani benim istediğim şuydu. Bir şehir lokalinde bütün ordunun problemlerini bir araya getirelim. Paydaşlar olarak bir araya gelelim. Basınıyla, milletvekiliyle, belediye başkanlarıyla, bürokratıyla, dışarıdaki bürokratlarımızı bir basamak yukarı nasıl taşıyabiliriz gibi şehir lokalinin yapılmasıyla ilgili bir talebim olmuştu. Bu yaklaşık 10-15 senedir dile getirdiğimiz, belki daha fazla zamandır dile getirdiğimiz bir konuydu. Yani bu ticaret odasında mı olur, orada mı olur derken şu ana kadar gerçekleşmedi. İnşallah gerçekleşir. Ben bir birliktelik yapılması kanaatindeyim. Yani diğer illerde de görüyoruz. Diğer illerin efendim bakanlara çıktığı zaman milletvekilleri, belediye başkanları toplu bir şekilde şehrin, ilin sorunlarını dile getiriyor. İnşallah Ordu'da da bu gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani o şehir lokalinin devamı gelmiyor gibi görünüyor. Gelmez ama diyelim. Yapılır inşallah. Yani ben umudumu kaybetmiş falan değilim yani. Evet, o zaman biraz genelden hızlıca yerele geçiş yapacak olursak. Evet. Orada da son günlerde en önemli gündem fındık. 2024 evet. Fındık hasat sezonundayız ama kahverengi kokarca hem üretici için bahçede hem de şimdi hasat sonrası büyük bir problem olmaya devam ediyor. Evet. İlaçlama çalışmalarına da bazı bahçeler cevap vermedi. Ciddi bir zararla karşılaştı üretici harmana gelince fındık. Bir de şimdi fiyat kırmaya çalışanlarla ikinci bir insani zararlıyla evet. mücadele etmek durumunda kalıyor. Nedir bu kahverengi kokarca gündemi, yeterli destek göremedi mi? Nerede eksik kaldık? Ciddi bir zarar var mı gerçekten? Fiyatların bu kadar 50-60 TL'lere kadar ineceğe kadar. Siz neler söyleyeceksiniz bu sıcak şehrin gündemine yönelik? Şimdi ben öncelikle şunun yönelik. Bir ismini bir koyalım. Yani fındık çalışma grubunda biz milletvekilleri olarak ciddi manada çalışıyoruz. İçeride çalıştığımız konuların dışarıya yani afişe edilmesi çok doğru değil. Bir defa milletvekilleri olarak bizim talep ettiğimiz fiyat daha yüksek bir rakamlardı. Hükümetimiz tarafından böyle bir uygun fiyat uygun görüldü. Bir şekilde 130 lira Levant kalite, 132 lira da Giresun kalite fındık, efendim toprak mahsulleri ofisi tarafından alınmaya başlandı. Dün biz de gittik Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilk fındık alımına katıldık orada. Ziraat Odası Başkanlarımız vardı, Sayın Valimiz vardı. Toprak Mahsulleri Ofisi kamera kontrolünde yani kendi makinalarıyla işte kabuğunun kırılması, randımanın alınması, kamera kontrolünde fındık alındı. Dün bizim şahitlik ettiğimiz fındık alımında turna suyunun fındığıydı. 55 randıman geldi. Yani 143 TL'den İşlem gördü turna suyunun fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde. Tabii bu kokarca işinde biz geçen sene mecliste kokarcayı ilk dile getiren milletvekili benim. Defalarca 3-4 defa belki ben meclisteki yaptığım konuşmalarda kokarca ile ilgili efendim çalışmaları dile getirdik. Fındık çalışma grubunda özellikle ben burada Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Fındık çalışma grubunda efendim Ordu Tarım İl Müdürü'nü, iki tane Ziraat Odası Başkanımızı, hem Altınordu hem Perşembe Ziraat Odası Başkanımızı, yine Veteriner Odası Dernek Başkanımız da oradaydı, odası başkanımız da oradaydı Tarım İl Müdürlüğü'nden. Bir defa şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de kokarca ile ilgili en örnek olabilecek çalışmayı Ordu yaptı. Ha yeterli oldu mu? Sahada şu anda gördüğümüzde yeterli olmadığını, olamayacağını biz zaten bunu biliyorduk. Sayın Valimiz de özellikle Sayın Valimizin talimatıyla Tarım İl Müdürlüğü ekipleri halk sağlığında kullanılan yani bu sivrisinek ilacı dediğimiz ilaçları efendim hiç onay beklemeden direkt Sayın Valimizin oluruyla sahada bunlar kullanıldı. Kışlak ilaçlaması yapıldı Ordu'da. Özellikle Perşembe'nin Mersin Köyü ile Fassa Meşebükü arasındaki bu Bolaman Havzası'nda bu zararlının zaten yoğun bir popülasyonu vardı. Efendim bununla ilgili çeşitli toplantılar oldu. Teknik efendim arkadaşlar konuşuldu. Yani bu yılda bir tanesi 3000 tane üreyebilecek potansiyelde. İşte bir adı seyahat böceği gibi dışarıdan gelmiş bir böcek. Yani şu anda ben basında bu biraz fazla köpürtülüyor. Özellikle ben şeyi söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Altınordu'daki deposuna gelen fındıkta Yaraşlı'nın fındığında problem yok. Boztepe'nin alt eteklerinde olan fındıklarda problem gözüküyor. 49 randıman gelen fındık oldu ama 50'nin altında, 49'un altında Ordu TMO'nun Ordu'daki deposuna fındık gelmedi. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi alım şartlarında 40 randımanın altındaki fındığı zaten almıyor. Çürük oranı 7 tane galiba. 7 çürüğün altında üstüne çıkarsa onu almıyor. Belli alım şartları var. Mesela geçen seneye göre
alım kriterlerinin daha da yumuşatıldı. Özellikle nem oranının fındığın işte efendim çok iyi kurutulması gerekiyordu. Geçen sene 4-4,5 işte 5 gibi olan bu sene 6,5 oldu bu manada. Bir defa şunu söyleyelim. Toprak Mahsulleri Ofisi bu açıkladığı fiyattan fındığın tamamına talip. Yani efendim ben fındığımı satmazsam, müşteri etmezsem. Limiti yok değil mi? Şu kadar limiti yok. Limiti yok. Depolarımız hazır. Toprak Mahsulleri Ofisi depolarını hazırladı. Aynı bu fiyattan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kriterlerine uygun her fındığı alacak. Evet, İkincisi şunu söyleyeyim. Yani basında görüyoruz afet bölgesi ilan edilmeli, efendim şunlar yapılmalı, bunlar yapılmalı. Ünye Ziraat Odası Başkanımızın işte orada çok az da olsa bir fındık vermiş Ünye'de. 49 randıman gelmiş. 48-49 randıman gelmiş. Yani böyle bir çok fazla abartılacak bir zarar yok. Biz bir defa yıllardır Meltem Hanım fındıkçıyız. Ben de fındıkçıyım. Çocukluğumuz hepimiz Ordu'da. Hı hı. 227 bin hektar alanda 202 bin ton fındık rekoltesi var Ordu'da. Yaklaşık 160 ila 200 bin ton arasında her sene fındık üretilen bir ilden bahsediyoruz. Bir defa şunu söyleyelim. Fındık dışında koruması olan kabuklu fındık diyoruz biz. Yani fındığın içerisinde birkaç tane çürük var da bu çürük domates gibi ondan ona geçerek diğer fındıkları da çürütecek halde değil. Onun için ben buradan üreticilerimize şunu söyleyeyim. Hiç kimse paniğe kapılmasın. Böyle bir şey yok. Birkaç tane kendini bilmez simsar. Yok Ahmet amca senin işte fındıkta kokarca var. Sen bunu bir an önce satman lazım. Öyle bir şey yok. Zaten kokarcanın verdiği zararlı. Dün gittik Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randımanlarına orada baktık. Kokarcanın zarar verdiği fındık kahverengi lekeler var. Çürük olan zaten çürük belli. Dolayısıyla bunun artması, depolanması esnasında efendim burada çürük oranı işte 1'di, 2'ye çıktı, 5'e çıktı. Böyle bir şey yok. Ya bulaşıcı bir durum. Bulaşıcı bir aynen öyle. Bulaşıcı bir durum yok. Efendim burada nedir? Bunun hesaplanması nedir? Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle randıman işinde biz bir randımanda %2 efendim 100 kiloda 2 kilo fındık parası daha fazla alırsınız. Randıman dediğimiz nedir? Kabuklu 1 kilo kabuklu fındığı kırarsanız işte yarım kilosu kabuk, yarım kilosu iç fındık olursa buna 50 randıman diyoruz. 51 olursa mesela 55 randıman geldi Turna Suyu'ndan fındık getiren üreticimizin fındığı. Yani 10 kilo fındık parası daha fazla aldı. Ne demek bu? 13 TL'ye isabet ediyor. Dolayısıyla 48 randıman, 49 randıman geldiği zaman aynı şekilde %2 oranından bir alım oluyor. Yani şunu söylemek de lazım. 45 randıman gelse fındık fındık değil midir? Fındıktır kardeşim. İçindeki 45 randıman, 5 randımanı düşersin. 13 TL, 130 liradan 13 TL, 117 liraya gelir senin fındığın. Yok efendim 60 lira ya kabuk mu satıyorsun? 60 liraya neyi alırlar? 10 ila 30 randıman arasındaki bizim bezik fındık dediğimiz patozun arkaya attığı, boşa attığı fındıklar var. Özellikle fındık toplamaya gelen, dışarıdan gelen insanlar bu fındıkları topluyor, alıyor. Fındık sandıkları için. Tekleme dediğimiz, evet, tekleme aynen diyoruz. Tekleme dediğimiz onu. Bunu ne yapılıyor? Daha sonra iyice kurutuluyor bunlar. Düşük ayarda patoza verilerek tekrar içerler içindeki o fındıkları kırdığınızda içinde buruşuk da olsa fındık var. Bunlar 10 ila 30 randıman arasında geliyor. Vatandaş bu fındığı satarken vatandaşın sağlam fındığına yok Ahmet Emice senin fındığın şöyle oldu böyle oldu deyip de efendim paniğe kapılmaya gerek yok. Fındık fındıktır. En fazla mesela nedir? 10 randıman düşük olsa Meltem Hanım 20 kilo fındığa tekabül eder. Yani burada nedir? 26 lira. 20 randuman olsa yani fındığı 30 randuman gelse 78-80 lira olur. Böyle bir fındık yok. Böyle bir randıman düşüklüğü yok. Belki Faslan'ın işte Meşebükü dediğimiz o havzada da kokarca çalışması ciddi manada geçen sene orada yaptık. İlaçlama orada oldu. Hatta biyolojik mücadeleyle ilgili samuray arıların doğaya bırakılması yine orada oldu. Dolayısıyla orada bir düşüklüğü olabilir. Rekolte düşüklüğü olabilir. Kokarcanın verdiği zarar olabilir. Evet. Ama öyle bir afet boyutunda efendim yok 30 randımandır, 50 liradır, 60 liradır gibi öyle bir şey piyasada yok. Aslında bu açıklamalarınız çok çok önemli. Özellikle TMO bütün fındığa talip dediniz. Tüm üreticilere de buradan çağrı olmuş olsun. Evet. Aynı zamanda duyuru olmuş olsun. Çünkü çok ihtiyacımız olan cümleleri duyduk Sayın Milletvekilinden. TMO bütün fındıkları almaya talip. 49 ile 50 randıman arasında alım yapıyor. Hayır, 40 randımanın altındaki fındığı almıyor. Almıyor. 7 çürüğün üzerindeki fındığı almıyor. Evet. Ama 42 randıman geldi. Yine o fındığı almak durumunda. Evet, 40'ın altındakileri almıyor. Bu da çok önemli. Peki
Neden fındık üzerinden bu sezon bir fiyat açıklama yapamadı? Yabancı firma diyoruz, tekelci firma diye niteliyoruz bazen. Şimdi acaba oyunu böyle mi sergilemeye çalışıyorlar? Kahverengi kokarca onlara da istenilen malzemeyi sunmuş mu oldu? Yani bir emek hırsızlığını bu yöntemle mi yapmaya çalışıyorlar? Tabii ki şimdi madem şöyle... Kim var bu ifadelerin, köpürtmenin ya da fındığı kokarca üzerinden karalamanın arkasında size göre? Bir defa şunu söyleyelim. Bizim elimizde gerçekten altın değerinde bir ürünümüz var. Bu ürüne sahip çıkacağız. Yani Türk fındığının aromasını dünyanın hiçbir yerinde bulma şansları yok. Hı hı. Onun için ben fındık çalışma grubunda da söylüyorum. Ordu, Giresun ve Trabzon. Yani Ünye, Akçay'dan doğu tarafına birinci bölge dediğimiz bu bölgede yani 1983 yılında çıkarılan 2844 sayılı fındık dikim alanlarının sınırlandırılması ile ilgili bir yasa var. Bu 3 ile verilmiş. Bizim ilimizde 227 bin hektar alanda 200 bin tona yakın fındık oluyor. Dolayısıyla biz fındıkçıyız. Efendim yok işte fındık bahçeler yaşlandı, efendim şeyi düşürüldü, işte verim düştü falan. Hiç öyle bir şey yok. Yani 18 yılın ortalaması 76 kilo Meltem Hanım. Biz dersimize çalıştık. Sadece burada şunu söylüyoruz. 2015 yılında bu 3 ile 13 il daha ilave edildi. 125 ilçeye çıkarıldı. Yani şu anda 770 bin hektar alanda resmi fındık bahçesi var. TÜİK verilerine göre de gayri resmi 46 ilde fındık var. Benim Ordu milletvekili olarak fındık çalışma grubunda yüksek sesle dile getirdiğim husus şudur. Fındıktaki iki temel problem söylüyoruz. Fındığı 2 gün 3 gün konuşuruz. Ama birinci problem şudur. Bizim Ordu, Giresun ve Trabzon'un arazileri 3. 4. 5. 6. sınıf tarım toprağı arazileri. Bizim arazimiz fındığa uygun. Ama bizim arazimiz Çarşamba Ovası'ndaki birinci, ikinci sınıf tarım toprağıyla yarışacak toprak değil. Ne kadar gübrelerseniz gübreleyin, ne kadar iyi tarım uygulamaları yaparsanız yapın, biz çarşambayla, efendim taban araziyle özellikle dönüm başı verimde baş etmemiz mümkün değil. 450 kilolar, 500 kilolar konuşuluyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, fındığın ana vatanı burasıdır. Bizim bu vadilerimizde oluşan rüzgarlar, güneşler neyse yağmurundan, efendim havasından, suyundan çok güzel bir aroması var Türk fındığının. Dünyada rekabet edilebilir, efendim bizimle rekabet edebilecek ikinci bir ülke daha yok. Yok efendim Arjantin'e dikilmiş de, Şili'ye dikilmiş de, yok Avusturya'ya geç, onlar hep boş işler. Hı hı. Dolayısıyla oralardan bir dünya rekoltesini aldığımızda efendim Türkiye ile baş edebilecek bir fındık yoktur. Ama şu doğrudur, Türk fındığı efendim bu pazar payını kaybetmemesi için efendim ucuzlatma demeyeyim de çok yüksek fiyattan piyasaya girdiğinde alternatifleri var mıdır dünyada? Alternatiflerini oluşturmaya çalışılmaktadır. Biz de burada söylediğim şudur benim Ordu milletvekili olarak. Diyorum ki burada maliyet artı %30 refah payı üzerinden gideceksek Ordu, Giresun ve Trabzon'a fındığın ana vatanına bir şekilde bir adına destekleme dersin. Fark fiyatı dersin, dönüm parası dersin. Neyse bunun bir defa yapılması lazım. Buradaki üreticinin ben bunu son toplantıda lazım. Sayın Bakanımıza kadar en yüksek sesle ifade ettim. Peki tepkileri ne oldu? Burada tabii ki maliyetleri, onların verdikleri tepkiler bu manada var ama benim onlar deklar etmeden benim söylemem çok şık düşmez. Biz burada doğu ile batının maliyeti aynı değil. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla burada fiyat aynı verdiğinizde bu doğru değil. Yani bu fiyatı evet, bu manada maliyet çok daha yüksek. Aynen. Burada şunu söylüyoruz. Atıyorum buranın maliyeti 100 TL ise %30 refah payı 130 TL. 800 bin ton fındık üzerinden hesap yaparsanız 104 milyarlık bir operasyondan bahsediyoruz. Ordu, Giresun, Trabzon'un ürettiği fındık 300 bin ton. Bunu 130'dan yaparsan 39 milyar. Diğer tarafta 80 lira ya da 60-65 lira ileri geçmez maliyet. Onun üzerinden yaparsan yani 80 TL'den ya da 100 TL'den aldığını düşünürsen oradaki rakam da 50 milyar gibi bir rakam olur. Toplasan ikisini 89 milyar yapar. 104 milyardan çıkarsan 15 milyar parayı Batı bölgesindeki üreticinin cebine bir şekilde koyuluyor. Dolayısıyla burada ben diyorum ki burada bir haksız rekabet dediğimiz unsur budur. Biz bizim coğrafyamızda 4. 5. 6. sınıf tarım toprağında fındıktan başka alternatif bir ürün üretemiyoruz. Varsa eğer fındığın yerine ikame edecekleri başka bir şey çıksınlar söylesinler. Böyle bir şey yok. Ben bu 76, 18 yılın ortalaması 76 kilo, 76 kilonun üzerine de çıkamıyorum.
Ki zaten son yıllarda küresel ısınma nedeniyle oluşan bu sellerden dolayı Meltem Hanım, bizim zaten bir defa fındığın köklerine ihtiyacımız var. Bu coğrafyada, bu yamaç arazide, bu toprağı tutacaksak fındığın kökleri nedeniyle tutuyoruz. Biliyorsunuz geçen sene ciddi bir sel oldu Temmuz ayında. Yani burada bir bakıyorum, ben isim de vereyim. Ordu Hacılar Köyü'nde Kabadüz'den çekilmiş bir fotoğraf vardı. O vadilerin, küçük küçük vadilerin tamamı dere yatağına dönüştü. Bizim yani bir kişinin 50 ocağı, 100 ocağı, 150 ocağı gitti. Dolayısıyla burada kayanın üzerinde 10 santim, 15 santim toprakta biz fındık üretmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki fındıktaki temel problemler bunlardır. Efendim bahçeler yaşlandı, verim düştü falan filan gibi. Ha bu bize neyi getiriyor? Şimdi uzmanlar şunu söylüyor. Diyor ki efendim Ordu, Giresun, Trabzon'da gerçek üretici kalmadı. Gerçek üretici fındıkla geçinemeyince ne yaptı? Siz burada televizyonculuk yapıyorsunuz. Babanızdan kalan yeriniz var, gidip bahçenizi topluyorsunuz. Bunun oranı da %88'e çıktı. Yani Ordu çiftçisi %12 sadece fındıktan geçinir hale geldi. Bu şekilde olursa biz, bizim fındıktan para kazanamayacağız ve insanlar artık bahçelerinde üretim yapmama noktasına gelecek. Bizim söylediğimiz fındık da budur. Dolayısıyla fındığımıza sahip çıkacağız, ürünümüze sahip çıkacağız. Bölgenin çocuğuyuz, bölgenin milletvekiliyiz. Ama Kokarca'nın verdiği zarar var mıdır? Vardır. Bu inkar edilemez. Hı hı. Ama efendim yok, 20 randumana düştü, fındık çöp oldu, bunu atalım, bu fındık alınmaz. Alınmazsa alma kardeşim. 60 lira niye teklif ediyorsun vatandaşın fındığına? Sen gır bakalım randumanını. Ellerinde zaten giyotinler var. Şimdi kesiyorlar, parçalıyorlar. Neredeyse ununu çıkaracak. Tamam, bezik fındığı ayır, çürük fındığı ayır. Bezik fındığı alıyorsun, teklemeyi alıyorsun. Sağlam fındığı niye almıyorsun? Şimdi niyet başka olunca misali. Yani bir paniğe kap, efendim bir panik havası yaratalım. Yani bu manada zaten baktığınızda ben eski pazarda benim bahçelerim, hı hı, de var. Bizzat ben ameleyle birlikte katıldım da orada görüyorum şeyi, efendim kokarcayı görüyoruz. Zaten sepetin içerisinde, bahçenin içerisinde, çuvalın içerisinde her yerde var. Ama bu fındığın tamamını yok etti, tamamını çürüttü. Öyle bir şey yok. Aslında bak, sebzeye verdiği zarar fındıktan daha fazla. Fasulyelere verdiği zarar daha fazla baktığınızda. Bu batıya doğru kayıyor. Fındık Çalışma Grubu'na Gıda Kontrol Genel Müdürümüz, Ordu'nun evladıdır, hı hı, Sayın Ersin Dilber de geldi. Orada o da bilgi verdi. Artvin'den, yani Gürcistan'dan, hı hı, girdi bu kokarca. Artvin'den 2017 yılında ülkemize giriş yapan bir böcek. Bakanlık tarafından adım adım takip ediliyor. Dikkat ederseniz şimdi geçen sene Fassa Meşebükübü bölgesi, evet, Bolaman Havzası daha aktifti. Şimdi Terme'den sesler gelmeye başladı. Ben Ordu milletvekili olarak geçen sene konuştuğumda Samsun'da hiçbir şey yoktu. Şimdi batıya doğru yavaş yavaş kayıyor. Biz ne yapmamız lazım? Buradan hemşerilerimize benim ricam, hasreten, hı hı, ricam, fındıktan sonra hiç vakit kaybetmeden bahçelerimizi ilaçlayacağız. Tarım İl Müdürlüğümüz Sayın Valimizin talimatıyla bu konuda çalışmasını yapacak. Peki sizce ziraat ek odalarımız, bir destekleme gelir mi bu konuyla ilgili? Ziraat odalarımız, Muhtarlar Derneği, efendim biz ilacını bir şekilde ya bakanlıktan, hı-hı, İhracatçılar Birliği'nden, efendim ihracatçılardan temin edip bir şekilde ilacı sağlanacak. Ama çiftçilerimiz de biraz da böyle elini taşın altına koyacak, verilen ilaçları bahçeye atacak. Aralıklı ilaçlama çok fazla fayda etmiyor. Kışlak ilaçlamasını yapacağız. Hı hı. Paniğe kapılmayacağız. Efendim bir salgın boyutunda böyle bir çok efendim işte bir pandemi gibi yayılma, böyle bir şey kesinlikle yok. Hele hele de işte kışın hava sıcaklığı -3, -5 derece düştüğünde zaten bu böcek efendim kendiliğinden yok oluyor. Böyle bir panik havası yok. Özellikle ben bakıyorum şimdi Ünye'den de efendim çok randıman düşüklüğü ile ilgili Toprak Mahsulleri, evet, Ofisi'nin aldığı fındıklarda öyle bir şey yok. 48 randumanın altında fındık yok Toprak Mahsulleri Ofisi'nde. İşte Fassa bölgesinden sesler geliyor. Evet. Özellikle orada ne diyeyim 100 rakıma kadar, hatta 50-100 rakıma kadar olan o taban arazide olan birçok mahallemizde şey var, sıkıntı var. Bunu yok demek doğru olmaz. Ama düşün şimdi Ordu merkez için söyleyeyim. İşte Orhaniye'dir, Yaraşlı'dır, işte oralardan gelen fındıklarda hiçbir sıkıntı yok. İlginç bir şekilde turna suyundan gelen fındıkta da yok. Bir şey yok, evet. Orası da taban arazi. Gülyalı'dan, Saraycık'tan, efendim oradan bir sıkıntı şu ana kadar gözükmüyor. Terzil'in fındığında da gözükmedi. Ama benim bahçemde, ben kırdırmadım ama benim bahçemde ben kokarcayı gördüm. Yani bir normal bizim çocukluğumuzda da vardı, bunların yeşili vardı bahçelerde. Efendim öyle aman aman fındığa ne kadar zarar verdi onu bakacağız ama
40 randımanın altına ben çok düşeceğini zannetmiyorum. Belki Fas'ta birkaç mahallemizde bu bunun zararı fazla olabilir. Ben üreticilerimize paniğe kapılmamalarını söylüyorum. Fındığın teklemesini alan tüccar, fındığın beziğini alan, 10 ila 30 randıman alan, 30 randıman fındığı alan tüccar, efendim neymiş? 20 randımanı alıyorsun, benim 40 randımanı almıyorsun, 45'i almıyorsun. Niye kokarca? Paniğe kapılacak bir durum yoktur. Devletimiz de zaten her şeyi sıkı sıkı takip ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi depolarını kurdu. 12 noktada fındık alacak. Yani ekiplerini oluşturdu. O manada en ufak bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Olursa zaten biz buradayız. Elimizden gelen yardımı, desteği yaparız. Bak, ilk açıkladıkları alım kriterlerinde randıman %1'di. Özellikle bizim bu yüksek kesimde çakıldak fındık dediğimiz Gürgentepe, Gölköy, Aybastı, Kabataş, Kabadüz, bu yüksek kesimlerde çok güzel fındık var. Hem rekolte çok güzel, hı hı, hem randıman çok güzel. Orada 55-56 randıman. Geçen basına da çıktı. Evet. Eser kardeşimizin fındığı 62 gelmiş. Evet, 62. Mesela randıman. Burada Bayramlı, Sağırlı, o bölgenin fındığının ben çocukken 64 randıman geldiğini biliyorum. Yani bu ne demek? 60'ın üzerinde 10 randıman, 12 randıman demek. Yani burada yüzde, düşün şimdi, 24 kilo, 100 kiloda 24 kilo fazla alacak demek. Yani baktığınızda ne oluyor? 52 lira fazla alıyor. Fazla. 182 liraya geliyor. Eğer şey yaparsa, yani 20 randıman fazla olursa, ki öyle yani 70 randımanı da çıkmaz. O kadar henüz da çıkmıyor. Abartmayalım ama 10 randıman fazla olsa yani burada 26 lira fazla yukarıya fındık alıyor. Yani 156 liradan vatandaşın cebine 60 randıman gelen bir fındık 156 liradan vatandaşın cebine para girmiş oluyor. Dolayısıyla burada ikinci speküle edilen konu şuydu. Sosyal medyadan vatandaşlarımız yazıyor. Efendim, parasını ne zaman ödeyeceksiniz? Evet. 45 gün içinde ödenecek. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal Bey açıklama yaptı bu manada. Efendim, 45 gün çok uzun bir zaman. Geçen sene de uzun bir zamandı. Bir haftada ödediği oldu. 15 günde ödediği oldu. Bu 45 yani gün en sonra... En uzun vade 45 aynen, aslında. En uzun vade 45 gün. 45 gün sonra ödemeye başlayacak değil. 45 gün içerisinde İçinde bu ödemeyi bitirecek diye yapılan açıklamayı böyle algılamak lazım. İnşallah dediğim gibi bir sorun olmadan bu hasat dönemini de kapatacağız. Ama 2025 ürününü kurtarabilmek için şimdiden ilaçlamaya başlanılması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şehrin en önemli gündemi fındıktı. O yüzden evet, genişçe de konuştuk ama çok önemli mesajları altını çizerek biz de üreticilere hatırlatalım. Hem ödemeler 45 gün içerisinde yapılıyor, hem bütün fındıklara talip, hem de 40 randımanın üzerindeki her fındığı alıyor Toprak Mahsulleri Ofisi. Kokarca üzerinden bir oyun oynanmak istediği de ortada. Uyanık olmak, bu oyunlara karşı direnmek de yine her zaman olduğu gibi üreticiye düşecek gibi de görünüyor. Tüm üreticileri akıllı, farkındalıklı olmaya davet etmiş olalım bir kez daha. Teşekkür diyelim ediyorum. Ve orduyu da konuşmaya devam edelim. Çünkü şimdi siz burada, şehrin sorunlarıyla çok ilgileniyorsunuz. Evet. Neler gözlemliyorsunuz diye devam tabii edeceğim. Bizim ana ürünümüz, ana geçim kaynağımız fındık. Fındıktan sonra neyimiz var? Türkiye'de en fazla bal üreten iliz. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi 118 lira açıkladı balı. Arıcılarımızın bu manada sıkıntıları var. Yani bunun bir referans fiyat, yani nasıl ki fındıkta 130 TL bir referans fiyat açıklamışsa Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi de 118 lira. Bu maliyetin altında bir fiyat. Bunu arıcılarımız ciddi manada serzenişte bulunuyor. Burada arıcılarımız da zaten bu fiyattan ballarını vermiyorlar. Benim bu manada yapmış olduğum çalışmalardan birisi de mecliste bir araştırma önergesi ben mecliste sundum. Özellikle arıcılığın sorunlarının araştırılması adına, ama bakanlığımız bu manada ben arıcıların sorunları ile ilgili mecliste 2-3 defa da çıktım, konuşma da yaptım. Evet. Özellikle kovan başı destek 60 liraydı. Şu anda kadın arı yetiştiren işte kadın hemşerilerimize 190 liraya kadar bu şey çıktı. Kovan başı destek çıktı, artırıldı, o manada sevindirici. Bir de ikinci paragrafta ben verdiğim araştırma önergesinde şunu söylemiştim. Otel balcılığı diye bilinen piyasadaki glukoz şurubu ve çeşitli enzimlerle yapılan merdiven altı tabir ettiğimiz balların piyasadan kaldırılması vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişiminin önü açılmalıdır. Sağlıklı bal yedirmesiyle ilgili. Bunun için de AK Parti ile işte yine İktidar Partisi ile de görüşeceğiz. Birlikte bir araştırma komisyonu kurulabilirse, bunu başarabilirsek çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu bölgede balıkçılık faaliyetlerimiz var biliyorsunuz. Daha önce onların birkaç kez dile getirdik. 463 tane teknemiz var.
bu balıkçı barınaklarının yetersiz olduğunu, işte çekek yerlerinin, tekne tamir yerlerinin yetersiz olduğunu hem mecliste dile getirdik, hem burada sizinle yaptığımız programlarda dile getirdik. Özellikle Ordu'da 5 tane balıkçı barınağımızın içinin temizlenmesiyle ilgili bir yıldır yürüttüğümüz, Ulaştırma Bakanlığı'yla yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Evet. Bizim talebimiz vardı. İşte onu programlamaya çalışıyorduk. Bir tarama gemisi getirelim. Özellikle Gülyalı balıkçı barınağından evet, başlamak kaydıyla işte Perşembe Gacalı balıkçı barınağı, Kışlaönü balıkçı barınağı, yine aynı şekilde bizim buradaki Altınordu Kumbaşı balıkçı barınağı, yine Ünye balıkçı barınağının içlerinin temizlenmesi. Bu yıllar içerisinde burada balıkçı barınakların içi 4 ile 6 metre kum doluyor. Bu kumların temizlenmesiyle ilgili bakan yardımcılarımızla, Ulaştırma Bakan yardımcılarımızla o manada görüşmüştük. Bu Temmuz ayı içerisinde bir tane vakuvatör cihazı galiba bir deniz aracı getirdik. Gülyalı'da şu anda çalışmasına başladı. Orada bu barınakları durgun suda çalışan bir cihaz. Tarama gemisini alamadık ama en azından bu cihazla birlikte Gülyalı balıkçı barınağından başlayıp diğer işte Kumbaşı'dır, Gacalı'dır, Kışlaönü'dür, diğer Ünye balıkçı barınağı, 5 tane balıkçı barınağının da temizlenmesini inşallah başaracağız, yapmış olacağız bu manada. Evet. Balıkçılarımız da rahat rahat barınağa girip çıkış yapabilecekler. Balıkçılarımız için varız diyorsunuz. Evet. Arıcılarımız için varız. Fındık için zaten hem ciddi bir mücadele yürütüyoruz dediniz. Meclise daha neler yaptınız? Aslında şimdi bu şeyle uzun ilgili bir dönem oldu. Yine Gülyalı deyince havalimanımız var biliyorsunuz. Evet, 50 gün tamir için kapatılacak. Gülyalı'da havalimanının yapımında işte efendim burada yakın bölgeden çekilen taşların işte kalitesiz olması nedeniyle ara ara şeyler var, balanslar var, dalgalanmalar var zemin yüzeyinde. Bu manada biliyorsunuz yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 500 milyonun üzerinde bir ödenekle bir ihale edildi. Firma aldı orayı. Orada biliyorsunuz mevcutta bir apronumuz vardı. 5 uçak kapasiteli apronumuz vardı. Şimdi bu 9 uçağa çıkarıldı havalimanında. Dolayısıyla orada ikinci bir taksi yolu yapıldı. Yani inen bir uçak diğer taksi yolundan gelirken işte havalanmak üzere çıkan uçak da diğer taksi yolundan piste giriş yapabilecek. Piste iki tane giriş yapılabilen bir taksi yolu yapıldı, ilave edildi. Şimdi burada TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi, havalimanını incelediler. Tabii bakan yardımcısıyla ben de görüştüm. Havalimanının bağlı olduğu bakan yardımcımızla görüştük. Bu 50 günün uzun bir süre olduğunu söylediler. Onlar da katıldı. Bu ihale ayarlanan firmayla görüşüyoruz. Gece mesai yapılması halinde bu süre kısaltılabilir. Ama dediğim gibi yapısal sıkıntılar varsa belki havalimanı o manada 50 günden fazla da kapatılabilir. Şimdi bu TÜBİTAK'ın raporu var. Onlar incelenecek. Biz bir an önce açılması kanaatindeyim. Ben de açılmasını istiyorum. Biliyorsunuz evet, ben her hafta Ankara'ya gidip gelen bir milletvekiliyim. Ankara'da evi olmayan bir milletvekiliyim. Burada ikamet ediyorum. Onun için havalimanı en büyük rahatlığı ya da faydayı ben sağlıyorum. O manada hemşerilerimize de gönülleri rahat olsun, o konuyu da takip ediyoruz. Yani burada şunu hazır yeri gelmişken sormak istiyorum. Hani havalimanı gündemi olduğunda özellikle hep bir siyasi yetersizlikten bahsediyoruz ama bir ihtiyaç yüzünden kapatılıyor. Yani burada bir siyasi yetersizlik ya da konunun takip edilmemesi ya da havalimanındaki sorunlarla ilgili bir siyasi güç ya da güçsüzlük, polemik olabilecek bir başlık mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani belli bir ilin lobisinden bahsedilir hep Ordu'da bunlar olur ama şunu söylüyoruz, özellikle bizim burada Karadeniz illerinde Ordu'da dahil olmak kaydıyla biliyorsunuz 770 bin nüfusumuz var. Ama Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu 2,5 milyonun üzerine çıkıyor. Dolayısıyla memleketine gelip gitmek isteyen insanlar da birinci tercihi havayolu oluyor. Uçak sefer sayıları yeterli mi? Bence yeterli değil. Ama bizim şimdi özellikle geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya gelişinde biz de otobüsteydik. Hemşerilerimiz Turna suyunda otobüsü durdurdu ve bu konuyu sordular. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da orada söylediği şudur. Biliyorsunuz biz yazın uçuş sayıları fazla olduğu zaman Rusya'dan uçak kiralıyorduk. Özellikle bu Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan sonra batılı devletlerin Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle bu uçak kiralama sayılarımız düştü. Bizim talebimizi Rusya'da karşılayamadı. Diğer ülkelerden de uçak kiralama işi olmayınca sefer sayıları bu manada düştü. Onun için biz de bölge milletvekilleri olarak dile getiriyoruz. İktidarı muhalefeti yok.
Yani havalimanının daha aktif bir şekilde kullanılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Evet, onun dışında ordu ile ilgili söylemek istediğiniz, takip ettiğiniz konu başlıkları var mı? Her programda yolları konuşmak istemiyorum. Çünkü arka planda ciddi bir çalışma yürütüldüğü, ödenek çalışması yürütüldüğünü biliyoruz ve peyderpey belirli bir takvim açıklandı. 2025 yılına kadar büyük oranda birçok yolun yapılacağını söylemiştiniz. Onun dışında geçtiğimiz programda Orkent'e biraz mesajlarınız vardı. Son günlerde yine şehir gündeminden bahsedecek olursak, işte orada da bir çökmeler oldu. Onunla ilgili sivil toplum örgütleri açıklama yaptı. Özellikle Orta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Karlibel bir açıklama yaptı. Yani bir pis koku olabilir burada ya da pis kokular geliyor gibi söylemleri oldu. Siz bu konuyla ilgili size gelen şikayet var mı ya da takip ediyor musunuz? Şimdi belediyelerle ilgili genelde vatandaşlardan serzenişler var. İşte susuzlukla ilgili şeyler var. Bununla ilgili mesela OSKİ yetkililerimizle görüşüyoruz, büyükşehir yetkililerimizle görüşüyoruz. Vatandaşın derdine çare olma noktasında elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Az önceki söylediğim gibi yani 2,5 milyona nüfusu çıkmış bir ordudan bahsediyoruz. Normalde elektrikle ilgili bize şikayetler geliyor. Trafolarla ilgili şikayetler var. Tabii şimdi mahallenizde İstanbul'dan, Ankara'dan efendim ya da gurbetten gelen, yurt dışından gelen insanlar geldiği zaman söyleme sahibi herkes bahçeye gidiyor. Akşam geldiği zaman duş alma ihtiyacı oluyor, suya ihtiyacı var. Elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor, trafo bu yükü kaldırmıyor. Dolayısıyla bu aylarda trafolarla ilgili sıkıntılar oluyor. İletim hatlarının yenilenmesiyle ilgili geçmişten kaynaklı sıkıntılarımız vardı. Özellikle 2022 yılı fiyatlarıyla Ordu'da Meltem Hanım 1.4 milyar TL bir YEDAŞ'ın burada talep ettiği bir kaynak vardı. Bu kaynağı temin edemedik. Elektrik iletim hatlarının yenilenmesi ve trafoların yenilenmesi adına, çünkü yetersiz trafolarımız var. 155 tane trafo burada tespit edilen trafo. Bunların yaklaşık 70-75 tanesi diğer büyük mahallelerden küçük mahallelere kaydırmayla çözülebilecek problemler. Ama buraya bir 75-80 tane trafo, yeni bir büyük trafo alsak, bunların sorun çözülmüş olacak. OSKİ ile ilgili 38 tane tankeriyle OSKİ suyu yetiştirmeye çalışıyor. Zaten küresel bir ısınma var, kuraklık var. Bu manada tabii Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler Bey'in 2019'da seçimlerde işte efendim söz verdiği o büyük göletlerin yapılması lazım. Eğer bu göletleri inşallah her ilçemize bu göletleri yapabilirsek Ordu'daki bu su sorununu çözmüş oluruz. Yoksa bu palyatif çözümlerle bu iş olmaz. Su kaynakları kurudu. Bir de ana kaynaklarda sıkıntı başladı. Yani OSKİ'nin ana kaynaklarında bir mevsimsel bir kuruma var. Dolayısıyla burada ne oluyor? İşte bugün yine bir mahallemizle ilgili görüştük. İşte Çatalpınar Keçili Mahallesi ile Gündoğdu ile ilgili. Orada baktığınızda yani düşün, bir mahalleden 26 bin lira su parası almışsın. 500 küsür bin lira elektrik parası ödemişsin. Yani OSKİ olarak baktığınızda bu ne demek? Kendi cazibesiyle su akmıyor. Kendi cazibesiyle abonelere ulaştıramıyorsun. Neyle ulaştırıyorsun? İşte pompalarla, elektrikle çalışan pompalarla basma suretiyle bu vatandaşa ulaşıyor. Bu da elektrik yükünü artırmış oluyor. Mali yükü de artırmış oluyor. Ama yüksek yerlere barajlarımızı yaparsak inşallah, yani neredeki gibi, İlköz'deki barajımız gibi, işte Korgan'da yapıldı, şimdi bir tanesi daha yapılıyor. Bu manada barajlar yapılırsa içme suyu sorunu da inşallah Ordu'da çözülür diye düşünüyorum. Diğer Ordu ile ilgili takip ettiğimiz, biliyorsunuz, Bolaman Vadisi projesi oldu. Ben sosyal medyadan da çıktım, teşekkür ettim. Geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Şener Yedi Yıldız ciddi çok emek verdi. Yine Orman Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Belen, Dünya Orman Platformu Başkanı da seçildi bu manada. Kendisini de tebrik ediyorum ben. Ordumuzun yetiştirdiği kıymetli bir bürokrattır. Bolaman Vadisi projesi yapıldı. Belki istenilen para gelmedi. Avrupa Birliği hibe kaynaklarından bir öncelikle bir 600 milyon euro gibi bir afaki rakam vardı. Sonra Yozgat'ta bir proje oldu. 300 milyona düştü. Sonra daha da bu kırpıldı. İşte geçenlerde Kabataş Aybastı, Aybastı Gölköy arasında 20.7 milyon TL'lik, 7 milyon euroluk bir kaynak aktarıldı Avrupa Birliği hibe kaynaklarından bu yolun yapımıyla ilgili. Şimdi ben bu aslında bir programlık konu. O konuyu ben başlığını söyleyerek geçeyim gideyim. Aynı projenin Melet Havzası projesi, benim işte 2021 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'e söylediğim,
İşte birinci organize ile ikinci organizenin arasına çift şerit yolun yapılması, işte oradan işte yolun her iki tarafında, ırmağın her iki yakasındaki arazinin, coğrafyanın bize müsaade ettiği alanlarda sanayi bölgesi olarak oraların tahsis edilmesi, şehrimizdeki işte zanaatkarların ota, boya, kaporta, fren, işte neyse kapı, kilit, işte o zanaatkarların bizim küçük sanayi sitesi dediğimiz alanların oralara taşınması noktasında. Bununla ilgili şu ana kadar çok fazla bir ilerleme kaydedemedik. Bir WhatsApp grubumuz var. Yani yaklaşık 12-15 kişi. Büyükşehir Genel Sekreterini ve Büyükşehir'den 2-3 arkadaşımızı da o gruba dahil ettik. Ticaret Odası Başkanımız o grupta. Milletvekilleri olarak biz o gruptayız. Aynısını Cevizdere Havzası için, Ünye Cevizdere Havzası için de düşünüyoruz. Bolaman Vadisi projesinin benzerini iki ayrı projede istiyoruz ki Avrupa Birliği hibe kaynaklarından ne kapabilirsek, ne kurtarabilirsek, ne getirebilirsek ilimize bunu getirelim istiyoruz. Hı hı. Mesela bu Melet Havzası projesinde ne var? İşte tarımsal destekler var. Bu mahalle arası yolların, işte beton yollar, asfalt yollar, yeni turizm destinasyonlarının yapılması. Efendim düşünsenize şimdi Kocalı Köprüsü'nün orada bir sanayi sitesi var. Geliyorsunuz Gabadüz'den hiç efendim kira vermeden 10 dakikada yapılmış bir yoldan efendim geliyorsunuz akşama kadar işinizde çalışıp akşam gidiyorsunuz köyde. Affedersin hayvancılık da yapabilirsin. Kendi sebzeni de köyde yetiştirebilirsin. Bu manada köylerin mamur edilmesi, kalkınması adına benim önem verdiğim, değer verdiğim projelerden birisi. Yine Çatalkaya Köprüsü'nün orada bir kavşak şeyimiz var. Orada ben bölge müdürüne de söylemiştim burada Karayolları Bölge Müdürlüğümüze. Organize sanayimiz kavşağın projesini çizdirdi. Karadeniz-Akdeniz yolunun trafiğini Melet Havzası'na verebiliriz. Bu şehir bu trafiği şu anda kaldırmıyor. Eğer bu Karadeniz-Akdeniz yolu aktif edilirse, ikinci organize sanayi trafiğinin yükü de onun üzerine bildirirse, özellikle Ulubey yolundan, Eski Pazar'dan efendim şehre girişte çok ciddi sıkıntı olacak. Onun için ben diyorum ki burada Çatalkaya Köprüsü'nün oraya yapacağımız bir kavşakla bunu Melet Havzası'ndaki yola verirsek Karapınar Kavşağı'ndaki çevre yoluna bağlıyoruz. Şehri hiç görmeden organize sanayiye gelen tırlar oraya geçmiş olacak. Evet. Bunun için kapsamlı bir proje. Burada istiyorum ki Büyükşehir Belediye'miz bu projede efendim lokomotif olsun. Hı. Yani bu Büyükşehir Belediye'mizin başkanlığında efendim bu işi götürelim diye. Sayın Valimize de bunu anlattık. Sayın Valimizin de çok değer verdiği bir proje. İnşallah el birliği içerisinde bunu yaparız. Büyükşehir imkanlarıyla bu yapılmaz mı? Yapılır. Dere tahkimatlarının bir kısmını yaptık. 20 kilometre o alan Meltem Hanım. Hı hı. Yaklaşık 13 kilometrelik bir yer kaldı orada dere tahkimatı açısından. Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile görüştük. Orada mobilyacılar sitemiz var. İşte mobilyacılar sitesine Kocalı Köprüsü'nün orada yer verildi. Efendim tahkimatı site yapsın. Ya siteyi kurmaktan daha pahalı şeyin dere tahkimatı. Dolayısıyla bu tahkimatı da onların yapabileceğini efendim onlardan onun bilgisini de aldık. İnşallah o tahkimatları yaptırdıktan sonra hem bir bisiklet antrenman sahası da olacak. Yeni bir turizm alanı olarak da düşünün. Bir yürüyüş yolu, aynı sahil düzenlemesinin bir benzerini o bölgede yapabiliriz. Bunları takip ediyoruz. Elimizden geldiği kadar özellikle zaten ulaştırma yatırımları ile ilgili tasarruf tedbirlerine takıldık orada. Ben Temmuz ayında yine Ulaştırma Bakanımızla kendim bizzat görüştüm. Özellikle burada Ordu-Kabadüz-Çambaşı yolunun karayollarının ilk işi olduğunu, en öncelikli işi olduğunu söylemişti. Adil Bakan'ın döneminde bu proje ikmal ihalesi yapılacaktı. İnşallah ilerleyen günlerde orada bir belli bir sonucu aldık gibi oralar yapılmış olacak. Yine çevre yolunda biliyorsunuz viyadük ayaklarımız yapıldı. Melet viyadüğü. Evet. 1800 metre uzunluğunda bir viyadük ayakları bitti. Oradan üst kirişlerinin atılıp asfaltlanması kaldı. Çok aslında çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Biliyorsunuz sağlıkla ilgili şehir hastanemiz ciddi... Onu yine çok uzayacağı yönünde de polemikler var. Yok, ama... Yok 6-7 milyonluk milyarlık bir şey var orada. İkmal ihalesi. Orada da son aşamaya gelindi. Yeni bakanımızla birlikte inşallah bu yakın bir zamanda ikmal ihalesi yapılacak. Ama hastane şu anda yapılıp bitse bile biliyorsunuz çevre yolu yapılmadı. Hı hı. Hastane ile efendim çevre yoluyla bağlantı yollarının yapılması talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımıza vermişti buradaki mitingde. Ulaştırma Bakanlığı şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığında proje. Oradan onun ödeneğe çıktığı takdirde onu da yaptırmış olacağız. Dolayısıyla günlük 71 insanın hareketlilik sağlayacağı Ordu Şehir Hastanesi açıldığında o bölgede bir trafik olacak. Bu yollar olmadan o trafiği bizim yapmamız mümkün değil.
Gölköy, Gürgentepe, Ulubey, Kabadüz bu havzadan gelen insanların şehre girmeden direkt çevre yolundan şehir hastanesine girip çıkış yapıp şehirde ilave bir trafik yükü yapmadan bu önemlidir. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediye Başkanımızla da milletvekillerimizle de istişare halindeyiz. Zaten biliyorsunuz eski bakan, yeni milletvekilimiz Sayın Mahmut Özer'le de diyaloglarımız has safhada. AK Parti teşkilatıyla Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak da birlikte programlar yapabiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ciddi bir uyum içerisindeyiz. Bu uyumu bu şehre yansıtmak istiyoruz. Şehirde kavga gürültü olsun istemiyoruz. Yani bazen sivri çıkışlar oluyor. Yani burada kim ne merak ediyorsa biz buradayız. Ben meclis açıldığı zaman bile 3 gün 4 gün orduda mesai veriyorum. Kim ne sormak istiyorsa sorsun. Bu şehirde biz kavga istemiyoruz. Birlik bütünlük olsun. El birliği içerisinde efendim projeleri yapalım. Yani bu şehre katkı sunalım. Dolayısıyla efendim kim yapmış bizim için çok önemi yok. Yeter ki şehre bir şeyler yapılsın. Bu manada ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan, açıklanan, taahhüt edilen projeler var. Burada biliyorsunuz imar planı ile ilgili sıkıntılar vardı. Kapandı, açıldı, bir tekrar kapandı, bir daha açıldı gibi. Bu imar planı işi şehri de yordu, bizi de yordu bu manada. Dolayısıyla burada Orkent ile ilgili sorunuza gelince herkes işini düzgün yapacak ama bizim bu inşaatla ilgili kazalar, ben de inşaat sektörünün içerisindeyim. Bizim de geçmişte ölümlü kazamız oldu. Bunlar kazalar olabilir. Ciddiyetle takip etmek lazım. Zaten yapı denetim sistemi var. Bu yapı denetimler ciddi manada bunu takip edebiliyor. Buradan taviz vermemek lazım. Ama ben hep söylediğim bir şey var. Margaret Thatcher'ın güzel bir lafı var. Bir malın diyor sahibi devletse o mal sahipsizdir. Yani bu işler Orkent'in işi falan filan değil. Herkes işini yapsın. Belediye ile ilgili işlerini yapsın. Yani orada yani belediyenin yapsat yapması, işte orada geçmişte ben bunu eleştiri manasında söylemek istemem. Daha yeni seçildi. Ciddi manada bir oyla seçildi. Biz elimizden geldiği kadar motive edeceğiz. Eğer eleştiri yapacaksak olumlu eleştirimiz olsun. Ha bunları dile getiriyoruz. Gale alınıyor mu? Gale alınmıyor. Açık söyleyeyim. Yani bunları ben çatır çatır yüzlerine de söylüyoruz. Ama geliyoruz işte neyse. Yani sorulduğunda onu, da cevap veriyoruz diyorsunuz. Evet, sonuçta siz soru sorduğunuzda biz cevap vermek durumunda kalıyoruz. Ama şunu söylüyorum ben, attığın taşla ürküttüğün kurbağayı sorarlar adama. Yaptığın projede kaç lira masraf ettin, ne kadar kar yaptın bunu sorarlar adama. Yani onun için daha ilerisine gitmeyeyim ben. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Dediğim gibi açıklanan projelere bakacağız. Orduya hizmet manasında bakacağız. Ben şundan imtina ederim, korkarım. Allah muhafaza etsin. Allah bizi haram yemekten muhafaza etsin. Yaptığımız işi milletvekili olarak devlet bize bir maaş veriyor. Dolayısıyla onu hak ettirmek lazım. Onu hak etmemiz lazım. Ben de milletvekili olarak gerçekten bir yıldır elimden gelen gayreti, çabayı, kapasitem ne kadarsa gösterip bu ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle burada fındıkla ilgili bir fark fiyatı eğer kabul ettirebilirsek bu çok çok önemli bir şey. Yani Türk fındığının efendim rekabet edilebilir seviyesinin altına düşmemesi adına da bu çok çok önemli. Yani ben örnek olarak şöyle söylüyorum. Az önceki işte 104 milyar üzerinden verdiğimiz şeyde. 5 tane bahçeniz var. Her birinin verimi aynı değil. Bazı bahçenizden alıyorsunuz 50 kilo, birisinden alıyorsun 100 kilo ama ortalaması 76 kilo. Eğer biz burada doğunun fındığını 130'dan aldın, batının fındığını 100 TL'den aldın, ortalaması 115 liradan eğer Türk fındığını bu manada piyasaya pazarlayabilirsek biz bu fındıktan çok güzel para kazanırız. Yani yaklaşık bir de şeyimiz arttı, fındık ihtiyacımız arttı. Yani şunu da burada hakkını yememek lazım. Şunu da söyleyeyim, ifade edeyim. Yani Ordu, Giresun, Trabzon, bu fındığın ana vatanı dediğimiz bu 3 il Türkiye'nin fındık ihtiyacını karşılıyor mu? Soru bu. Evet. Karşılamıyor. Türkiye'nin fındık ihtiyacını, ihtiyacı olan yani yaklaşık 1.9 milyar dolarla 2.5 milyar dolar arasında gelir elde ettiğimiz fındığı sadece Ordu, Giresun, Trabzon'dan bu ürünü alabiliyor. Alamıyoruz. 300 bin ton fındık üretiyoruz biz. Bize ne kadar fındık lazım? Doğru soru bu. Türkiye'ye her yıl ne kadar fındık lazım? 750 bin ton fındığı harcayabiliyoruz. 298 bin ton fındık, iç fındık ihraç etmişiz 2 yıl üst üste. 300 bin ton. Bu 600 bin ton kabuklu fındığa tekabül eder.
Efendim 150 bin tonda bu grip kavurup yiyok diye bir slogan oluşturduk. Özellikle bu küçük işletmeler açıldı. Bu kavurma... Evet. Çok da kolaylık oldu. Çok da kolaylık oldu. Herkes kendi ürününün, kendi bahçesinin fındığını tüketebilir oldu. Evet. Bu tüketimi de artırdı, iş tüketimi artırdı. Meltem Hanım, 150 bin ton fındık artık iş piyasada tüketilir oldu. Bu çok çok önemli. 600 bin ton da satıyorsun, 750 bin ton fındığa bizim ihtiyacımız var. Gerçekten fındık stratejik bir ürün. Ama bunu şimdi baktığınızda, 2008 yılında 663 bin hektar alanda 801 bin ton fındık olmuş. Şu anda ruhsatlı alanımız 770 bin hektar. Eğer bu ruhsatlı alanların tamamında 2008 yılı gibi fındık olursa 1 milyon 180 bin ton. 1 milyon ton diyelim, 180'ini bırakalım kenara. 3 yıl üst üste 1 milyon ton olursa 750 bin ton fındık kalır. Ya ne yapacağız? Bu 750 bin tonu da efendim satabilmek için bizim yıllık 750 bin ton ihtiyacımızı efendim katma değerli ürünler haline getirebiliriz. Yeni pazarlar bulabiliriz. 800 bin 900 bin tonlara çıkarırsak fındıktan Türkiye yine ciddi manada gelir kazanmaya devam eder. Az para değil, 2,5 milyar dolar gibi bir, çünkü bunun bir ithal girdisi yok. Öz ve öz Türkiye'nin kendi malı. Bunlara uğraşıyoruz. Dediğim gibi arıcılıkla ilgili çalışmalar devam ediyor o manada. Evet. Balıkçılıkla ilgili devam ediyor gibi. Evet, süremizin de sonuna geldik. Hatta bir 5 dakika açtık ama teşekkür ediyoruz. Ne zaman davet etsek de kırmayıp geliyorsunuz. Gündemi sıcağı sıcağına hep değerlendirme imkanı buluyoruz. İnşallah yine önümüzdeki haftalarda diyelim, hemen çok sıklıkla çağırmış olmayalım ama yine gelir bir araya, gündemi konuşuruz. Keyifli de oluyor ama biz ayrılan evet. Sürenin sonuna geldik. Unuttuğum, eklemek istediğiniz, toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Eklemek istediğimiz daha çok şeyler var evet. Ama bu fındık hasat döneminde... En önemli başlık fındıktı evet, diyorsunuz. Evet, en önemli başlık fındıktı. Tabii bu arada herkes işte fiyatlar konusunda, kokarca konusunda, toprak mahsulleri ofisinin konusunda dövmeye bir milletvekili arıyorlardı. Bu akşam ben talip oldum o konuya. Ama şöyle iyi de oldu, en azından iktidarı temsil eden, Cumhur İttifakı evet. temsil eden bir milletvekili olarak çok da yüreklere su serpen ifadeler kullandınız. Bütün fındığı, toprak mahsulleri almaya talip diyerek en önemli ifadeyi kullandınız zaten. Aynen öyle. İstikrarlı bir şekilde alımımız devam edecek. Toprak mahsulleri ofisi fındık almaya devam edecek. Depoları hazır, ekipleri hazır. Hakkaniyet ölçüleri içerisinde. Yani itiraz olduğu zaman kamerayı geri alıyorsunuz, bakıyorsunuz, randımanlar öyle, fındık kırımı öyle. Dolayısıyla üreticilerimizin gönlü ferah olsun. Kokarca ile ilgili bu seneki zarar elbette vardır. Ama eğer önlem almazsak seneye olacak zarar daha fazla. Onun için şimdiden önlemimizi alalım. Hı hı. Ben burada Sayın Valimize gerçekten teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürümüze, onların işte Ziraat Odaları Başkanlarımız olsun, Muhtarlar Derneği Başkanımız olsun, ciddi manada duyarlılık oldu. Mesela Meşebükü'nde işte biyolojik mücadeleyle ilgili samur ayarları oralarda saldık ama çok yeterli olmadı. Mesela bu kestane balı az oldu. Hı hı. Bu sene bal üretimi de ciddi manada düştü. Kestaneye zarar veren bir böcek vardı. Oraya da gal arısı salındı. Yaklaşık 130 bin gal arısı sarıldı kestaneyle ilgili. Dolayısıyla herkes çalışmasını yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu çalışmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ulaşılabilir bir milletvekili olarak ben hemşerilerimizden gelecek bütün talepleri hakkaniyet ölçüleri içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bireysel taleplerle siyaset olmaz derler ama sonuçta bireysel sıkıntıların da bir şekilde çözülmesi lazım. İnşallah şehir hastanesi de yapılırsa, Sağlık İl Müdürümüz de bu manada çok ciddi efor sarf ediyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Şehir hastanemiz yapılırsa özellikle sağlıkla ilgili gelen şikayetlerin de azalacağı kanaatindeyim. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerimize de saygılarımla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için diyelim ve gündemden hızlıca veda edelim. Öyle ki süremizi biraz fazlasıyla açtık diyelim efendim. Gündem programında konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Naci Şanlı Türk'tü. Ana gündemimiz fındıktı ama genel siyaseti de, ülke gündeminde ana başlıklarıyla değerlendirdik. Bir başka gündem programında yeniden birlikte olana dek hoşçakalın.